Boncuk gibi böyle bıçağla işlemeli bir şeyler yaparlar. Çocukların, oğlakların, kuzuların, buzağların boyunlarına takarlar bu ağaçtan. Nazar boncuğu gibi yani. Nazar boncuğu gibi. Koplak olur. Bunun kabuğunu şöyle burkalayıverdik mi koplardı. Ucu ucuna ulardık bunu. Takardık. Su yukarıdaki bir suyu bunu hortum olarak akıdır. Soğan, sarımsak sulardık eskiden. Pardon. Allah Bir bastık mıydı tabanca gibi patlar bir giderdi o top. Ucuna bir tane de körtüken tükeni takardık onun. Dostlar, herkese merhaba. Ustamızla yeni bir sohbete başlıyoruz. Günlerden pazar ve Haziran ayının ilk pazar günü şu anda. Pazar olduğu için ustamızı ziyarete gelen bayağı bir kalabalık var. Yani anlayacağınız burası yoğun, kalabalık. Çekim yapmaya bir türlü başlayamadık. Ama geç de olsa misafirlerle beraber şu an çekim yapmaya başlıyoruz. İlerleyen dakikalarda daha keyifli sohbetler sizi bekliyor. Bence kaçırmayın, mutlaka izleyin derim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şu an ustamızın kestiği derling maddesini testereyle keserken çok rahatsız edici bir ses çıkıyor. Bu sesi size yansıtmamak için bastırdık ve birkaç işlem yaptık dostlar. Şimdi herkese iyi seyirler. Katacağız. Bakalım mı? Tek tek testereyle kesiyor ustamız şimdi. Köşesinden aldı. Düzleme yapıyor. Bir tane sap aldın mı ustam? Evet. Yerde şu anda yatıyor. Bunu bir bileyelim ya. Bıçkıyı. Abi. Hı. Misafirlerimiz Şey var. var mı? Seyirme bıçağı tarzı. Ha? Şöyle az ince oluyor ya, seyirme bıçağı tarzı. Kemik seyirme diyorlar ya. Bundan da yapıyoruz mu? Ustamızın dükkanı Şöyle. pencereden. Yapılır. Pencereden bakıyoruz, Tamam. kapıdan değil Üç de. tane. Şimdiden ne verelim diyorlar mı? Bari. Şimdi bıçkıyı bilemesini yapacak ustamız E ile. Onun malzemelerini hazırlıyor. Şimdi bıçkı nasıl bilenir? Ustam bıçkıyı sen ağzını kendin açmıştın değil mi bunun? Kendim açıyorum. Şu an ne yapıyorsun ustam? Şu an tesviye yapıyorum. Aynı seviyeye getiriyorum üstlerini. Sıkıntılı olan olduğu zaman takılıyor ya. Azgan derler ona. He. O demin ki o cart curt sesi Ha, çıkartan o mu? ondan o işte. He. Şimdi sıkıntılı olanları biraz fazla alacağız. Tam bir ayar meselesi. Oo, o ses çok mahvetti beni ya bu ses. Ustam vallahi. Çok kuvvetli mi? O ses var ya, frekansı benim frekansımı ayarımı bozdu ya. Ya. Oo, insan çeşit çeşit reaksiyon gösteriyor insanlar ya. Evet valla. Bir vatandaş da öyle söyledi. Bir kıçı vardır dedi. Onu getireceğim dedi. Senin dibine bir zincirle bağlayacaksın dedi. Sürttüğün anda o adam mahvolur dedi birisi. Zaten anlattı.
Ben de çok etkileniyorum. Oo. Yok ya, çok normal bir kaskı. Onu sen gel de bana anlat. Şu an işkence çekiyorum, işkence. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Tik, tikli mi derler dana? Vallahi tik mi oluyor, ne oluyor bilmiyorum da acayip. Korkunç mı? Kendimi öyle bir sıkıyorum ki şu an. Ben de tam göremiyorum ya. Eski gözlerden eser kalmadı. Yine iyisin maşallah ustam ya. Allah sağlık sıhhat versin daha çok. Amin cümlemize. Milletimize, devletimize. Amin, amin. Bitti mi? Aslında göremediğimiz için bitmedi de. Siz benden iyi görürsünüz aslında bunu da. Tamam mı ustam, bitti mi? Bakalım deneyeceğiz. Nasıl? Biraz daha iyi demek ki ona göre. Evet. Şu. Şu anda taslak. Kaba taslak. Burası doğal güzellik dostlar. Evet, dördüncü de geldi. Ha 8 mi? 8 bitmiş. Şuraya koyalım biz de madem. Burada şey var abi, tamam. Ardıç. Ardıç değil mi bu? Galiba. Evet. Öyle. Bakın dostlar. Sap çalışmasını kalıntıları. Ahşap sap. Bunların kalıntısı bunlar. Bakın burada hep. Şurada da saplar var. Ahşap sapların ham madde. Burada taslak hale getirilmiş ahşap saplar var. Bu sakız var. Bu da sakızlığa benziyor. Bunlar boynuz ağacı. Burada daha önce de tanıttığımız kefeğenden tut da kör diken, acı badem hepsi var.
Pazardan aldık, değil mi? Evet. O da usta çakısı mı olacak ustam o da? İkisinin arası bir şey ya. Evet. Yine de bir sap olur. Ustam sana sesleniyorlar. Gel diyorum. Gel abi. Bir tane bunlar. Arada bileme de yapıyor. Dostlar. Şu anda küçük bir balta var. Ustamız onun bilemesini yapıyor. Yakında çektiği gibi uzakları da çekiyor mu? Basacağı o zaman da. Çekiyor ustam, çekiyor bak. Oo maşallah, ama da yaklaştırıyor ya. Evet. Maşallah maşallah. Harika. Bu kaç numaraydı ustam? 80. Ha, bir 100 de olabilir, tam bilmiyorum. 80 biliyorum. Eskimiş zaten, 100'e doğru gitmiştir o ya. Sıfırlamaya iyi oluyor bu. Ben de bunun 100 numarasını kullanıyorum ustam. İyi olur. He. Çok çok iyi parlatıyor, iyi oluyor, sıfırlıyor yani. Şurada bir de Allah'ın dilsiz kullarından var. Gilik. Ne haber? Gilik. Aslanım benim. Gel. Sen bir tanesin ya. He? Gilik. Aslan gilik. Ne yapardık? Usta içeride yine devam ediyor. O nasıl bir şeymiş ustam? Bu seri üretim ya. Fabrikasyon bir değişik çakı değil mi? Arkadaşlar almış. Yatağın bıçağı. Yatağın mı? Evet. Kurban yaklaştığı için bu aralar bıçak biletmeye de gelenler oluyor ustamıza. Yakın çevreden, köyden, serik merkezden, diğer yakın mahallelerden, yakın köylerden ustamız o işleri de yapıyor. Bir de bugün pazar olunca bayağı kalabalık. Şimdi biraz daha ustam olsun. Sonra değerlendirelim. Ustam ben bundan istiyorum. Para kazanalım. Ne dediğimi anladın mı? Durmuş usta. Bundan istiyorum ben. İsim de alırız tabii. İsim yazabilir miyim? Bunların portföyü çok geniş. Baba. İsimisi çok dert oluyor şey bana ya. Ya bir de dert olsun mı? Bizim hadi. İçin ya. Biz yani. Lazer'la yazdırırsın hadi. İsimini. Yok ya. Lazer değil. Aynı senin gibi yazabiliyorsan böyle. Rica için. İsimi yazdırıyor. Adam almayı veriyor. Bak biz kesin alacağız. O bıçak telef oluyor. Sonuçta geçen sene bir vatandaş 4 tane yaptırdı. Telefon numarasını da verdi. Almadığı gibi telefona da bakmıyor adam. Yok. Biz problem değil. Biz kesin alacağız yani. Görür mü? Çünkü biz senin yanına ikinci gelişimiz. Bir geldik yoktun sen. Öyle olsa biz. Şimdi şöyle yapıyoruz abimiz. Bütün siparişleri de parasını peşin alıyoruz. İsim yazılsa da yazılmasa da. Ondan sonra bizim de kafamız ağrımıyor, sizin de kafanız ağrımıyor. Ha, öyle yapacaksanız sıkıntı olmaz. Onu vermedin mi? Verdim. Belek'ten birisi aldı. Geleceğim dedi, gelmedi.
konuştursun. Hayır, bunları ne vereceğiz? Abi paylaşalım. Bunun kılıfı yok mu saracak bu şey? Yok, kılıfı yok ya. Bir kağıda belli sarılıyor. Yapar pazarlığını. Hayır, ben tarlana değişecektim önden, biliyor musun? Bana da geçelim. Yenilememiş. Tamam abi, şimdi yazdım. Ne yapıyorsun ustam? Valla derlin keserdik. Kilidin yarısını yaptık, yarısı kaldı. Kilit ne yapılacak? Bunlar bitmedi daha. Ha, işi var. İşin yarısı kaldı yani. Bu çakı kilidi. He, anladım. Sırf EA ile yapılıyor. Nasıl, bunun sesi de fena mı? Bunda sıkıntı yok bak. Bu iyi. Bu deminki gibi değil. Sevindim ya. Ha, işte bu sıkıntı bak. Vallahi. Bu? Bir şey demedim. Bu. Ha, bunda sıkıntı yok. Bu iyi. Bu kilit yatağı. Buradan kilitliyor. Bıçakları açtığın zaman buradan kilitliyor bu kertikten. Evet. Normalde dümdüz bak üstü. Şimdi ustamız yatağını açıyor. Bunun geri tarafı da tamamen E ile yapıldı bu hale getirmesi. Şimdi mesela dümdüz geliyor şimdi bak. Şurası dümdüz. Ha, şimdi E ile açılacak. Evet, bak açıldı. Üçgen eğili tam içine giriliyor. Tam kehlendiriyorsun. Köşelendiriyorsun. Evet. Her biri tek ayarlanıyor. Çok eski dediği çelik bak bu. He, o şeyde. Yatağından aldığımız evet. En son. Sen bunu iyi diyorsun öyle mi? Keskinliği, sağlamlığı. Evet. İyi vallahi. Biraz da kalınca bak. 2,5 milim. Ne kadar aldıydık ustam bundan biz? Bayağı aldık mıydı? Kaç kilo aldık? Yok ya. 15-20 kilo vardır herhalde. 15 kilo. Ne yaparlar dedim bundan? Boynuna mı asarlar? Bir efsane işte bunu. Eskiden el işi yapan, ağaç işleri yapan ustalar boncuk gibi böyle bıçağla işlemeli bir şeyler yaparlar. Çocukların, oğlakların, kuzuların, buzağların boyunlarına takarlar bu ağaçtan. Nazar boncuğu gibi yani. Nazar boncuğu gibi. Holta gibidir dikenleri. Neredeydi o? Dokunduğu anda. Gidelim mi? Gidelim. Elbisenden bir şeyler kopar dokunduğun anda. Sen önden şey yap, göster bana. Çaltı. Evet. Ben aldım bunu.
ağacı bu canlısı yeşili. Ha şu. Tamam. İyice çek, dokun, batırma eline de. Elbisanı dokat bir nasıl çekiyor gör. Ağacı bu. Böyle genişten alalım. Usta oraya gitti. Ustam geleceğim, nereye gittin? Kayboldun. Geleceğim biraz sonra. Buralar böyle harika. Manzaraya bak. Elhamdülillah ya, doğa bizi rahatlatıyor dostlar. Umarım bu videolarda sizi rahatlatıyordur. İnanın harika bir yer ya. Mutlaka gelin görün yani. Antalya'da deniz kenarına 15-20 km mesafede olmasına rağmen yeşillik, orman, yüksek, yarım yayla diyelim. Elbette tam yarım yayla, tam yayla olamaz da yarım yayla diyebiliriz buraya. Yani sıcak oluyor mu? Oluyor. Deniz kenarı kadar değil tabii ki. Şöyle. Durmuş ustamızın mekanı burası işte. Dostlar. Şöyle. Bunun da çaltı dikeni. Nazar değmez derlermiş buna. Nazar değmezmiş. Ustamız anlattı biraz önce ya zaten. Öyle bir şey bu. Şöyle. Yeşillik. Çam ağaçları. 2008'de yangın olmuş burada. Komple her yer yanmış. Şimdi de bunlar kalanlar. Buradakiler de yeni yetişenler. Dostlar. Bugün video çekmek için geldik. Bu arada pazar günü. Tekrar söylemiş olalım. Video çekmek için geldik. Sonra pek bir ortam olmadı. Video çekme ortamı. Kalabalıktı bir de. Misafirler falan da vardı ama. Ne bileyim olmadı bir şekilde. Ondan sonra bir şekilde kıvama geldi. Kendi kendine bir şeyler oldu. Ondan sonra ustamızın yakasına mikrofonu taktık. Açtık kamerayı. Geçten sonra video çekmeye başladık. İyi de oldu, güzel oldu. Hem iş oldu ufaktan, hem böyle güzel bir doğa çekimi olmuş oldu. Vay be. Bu çaltı işte. Evet ustam, baharın... Evet, nerede kaldıydık? Çaltı tikeninde kaldıydık. Benim çocukluğumda develeri vardı komşuların. Evet. Bunu çok sever develer. Bunun yapraklarıyla beslenirdi. Ağırlıklı evet. Olarak. Anladım. Çaltının yapraklarıyla. Keçiler de yer mi bundan? Tikenli olmasına rağmen muazzam yerdi bunu. Evet, keçiler de yer bunu. He. Tikenli baktın mı? Baktım, daha önce takıldım ya zaten şurada bir tanesine ben. Takılıyor adam ya. Olta gibi bir şeylerini kapar yani. Elbisenden birkaç tane ten çeker. Evet. İplik çeker. Bundan bıçak sapı mı yapıyoruz? Bir tane yaptım. Ayakkabıcı bir arkadaş istedi. Usta bıçağı. Sağlamlığı nasıl peki bunun? Sağlam. Ya hemen hemen şöyle anladım ben. Bu tiken olan ağaçların, çalıların şeyi sağlam oluyor. Evet. Malzemesi. Doğru. Ham maddesi. Doğru. Öyle anlaşılıyor yani sanki. Doğru doğru. Aşağı yukarı bütün tikenlerden yaptık. Bak, kepeğinden yaptık. Kör tikenden yaptık. Azgandan da yaptık. Tiken ardıçtan da yaptık. Tiken ardıçtan da yaptık. Az gevrek oluyor ama yine de oluyor. Bak bu pinar. Bu da tikenli. Bunun çok kalınları oluyor.
Isparta'dan mesela. Bizim köyün merkezinde Samet bir abimiz vardı. He, o sana geçi boynuzu veren. Ha. Adam çocuklarını okutmuş, bir tanesi mühendis, orman mühendisi. Bundan odun alıvermiş babasına bir yerden, Isparta'nın bir yerinden. Çok kalın ama, belim kalınlıkta. Evet. Onun orta yerinde simsiyah özü var. Ondan da yaptım bıçak sapı. He. Çok güzel, böyle yılan alası gibi deseni çıktıydı. Deseni güzel, evet. Evet. Bir tane var galiba benim koleksiyonda, o ağaçtan, he, pinardan. Bir ara senin koleksiyona da bakalım ya. Şimdilik dursun da. Tam diyorum şey, yazın başlangıcı, baharın sonu. Evet. Her taraf yemyeşil. Henüz daha sararmaya başlamamış. Muazzam bir güzelliği var yani doğanın. Maalesef. İki hafta sonra çalı gibi kalır, simsiyah yani kalır. Şu an tam zamanı. Şu anda gidiyor gari ya. Bak yeşille mavi gökyüzü birleşiyor, bak şuna. Sararıyor gari. Yavaş yavaş sararmaya başlamış dediğin gibi. Evet. Bu hayıt. Arılar çok sever bunun çiçeğinden bal almayı. Hayıt. Başka ne diyorlar buna? Hayıttan başka? Hayıttan çok var bizim bu dere komple ondan. Yok, başka bir ismi var mı onun? Başka ismi varsa da bilmiyorum. Biz ha, hayıt diyebiliriz. Evet. Hayıt balı diye satarlar bunun balını. Çiçeği de burada. Böyle bir şey. Bak bu kırmızı çiçekli de zakkum. Biz avu deriz buna. Bunu zehir anlamında. Cehennemden çıkmış diye biliyorum ben bu ağacı. Bizde avu derler. Zakkum. Evet evet, zakkum. Bunun doğru düzgün olanlardan böyle oklava derler. Ekmek yaptıkları cisim gibi düzgünlerinden koplak olur. Bunun kabuğunu şöyle burkalayıverdik mi koplardı. Ucu ucuna ulardık bunu, takardık. Su yukarıdaki bir suyu, bunu hortum olarak akıdır, soğan, sarımsak sulardık eskiden. Allah Allah. Ha, bunun kabuğuyla. Kabuğundan bunun boru yapardık, hortum yapardık. Hatta çocukken tüyakta yapardık. Kabuğundan. Bunun kabuğunu 2-3 kat yapan arısı. Arı. 2-3 kat dışına takardık, böyle kat olurdu. İçinden çıkan göbeğini de ucunu bir taşa vura biraz matraklaştırır, kalınlaştırırdık, persinlerdik. He. Ondan sonra onun içine göre de taze dallardan top katar yapardık, şöyle parmağımın ucu gibi. Yuvarlak mı? Yuvarlak. He. Yuvarlak ama biraz söbü, tabanca mermisi gibi. He. 1,5-2 santim uzunluğunda. Onu sıkıca yerleştiriyorduk. Şöyle ucuna kadar getiriyorduk. Şu uzunlukta yapardık boruyu. Tam ucuna getiriyorduk onu. Arkasındaki içinden çıkardığımız özünü de, o zaten yağlı gibidir. Bir de ıslatırdık, içine tükürüyorduk. Evet. Böyle pompalar gibi birkaç defa yapardı. Bir bastık mıydı tabanca gibi patlar, bir giderdi o top. Ucuna bir tane de kör tikeni takardık onun. Saplanırdı. Saplanırdı böyle, kaba yerlere attık mı, çamın kabuklarını attık mıydı çakılırdı oraya. Eskinin oyuncakları. Mermi gibi patlardı. Eski doğal oyuncağımız oydu bizim. Yani onun kabuğunu su borusu olarak kullandınız. Evet, çok soğan suladık onunla. Oyuncak tüfek olarak kullandınız. Oyuncak tüfek yapardık. Kulladığımız yerde orası, bak o kayanın dibine soğan ekerdik. Yukarıdan çektire akıdırdık. Bayağı bir 15-20 metre boru yapardık onun kabuğundan. He, o zaman hemen hemen yine 15-20 tane eklerdiniz yani, öyle anlatayım. Tabii tabii. 20-25-30 kadar eklerdik. Ondan bir sürü kopladırdık böyle. Burkaladık mıydı boru gibi çıkar gelir onun kabuğu.
Bütün çıkıyor yani, kolay çıkıyor. İçinde su durduğu müddetçe de dayanır yani. Bir sezon dayanır, aylarca dayanır. Vay be. Ama içi susuz kalırsa birkaç günde buruşur, ölür gider aynı ot gibi. Evet, evet, anladım. İlginç değil mi? Çok ilginç hem de. Ama gülerler şimdiki gençler bu laflara ya. Ya işte merak ederler, gülerler dediğin gibi. Karıncayı da çektin mi? Çekelim. Ne taşıyor bunlar şimdi? Buğday mı? Bunlar şu anda bakalım. Arpa gibi bir arpa şeyler gibi taşıyorlar. Evet. Yem kırması taşıyorlar. He, nereden getiriyorlar bunlar bunu? İneklerin yemlerinden, onlardaki döküntüden, kalıntıdan, gedintiden çalışıyor adamlar. Maşallah maşallah. Karınca gibi çalışıyorlar. Biz arı gibi çalışalım ya. Karınca hırslı olurmuş ustam. Arı daha mübarek bir canlıymış yani. Arı ile karının sırrına eremedim demiş. Eski atalarımızdan, büyüklerimizden. Atasözü gibi deyim. Arı ile karının sırrına eremedim. Evet. Arıyı avucuna almış bir ermiş. Peygamberimiz mi, velilerimizden mi bir tanesi. Avucuna almış, kapatmış avucunu. Avucunun içinde, saniyeler içinde en fazla 1-2 dakika tutmuştur herhalde. Çok tuttuysa avucunu açmış, petek tutturmuş avucunun içine. Arı. Allah Allah. Ondan dolayı sırrına eremedim demiş. Nasıl yapıp nasıl ettiğini o kadar kısa zamanda. Evet dostlar, ustamız hazine. Muhabbet hazinesi diyelim şimdilik biz. Muhabbetlerimiz devam edecek inşallah. Ustam yine bir selamla kapatalım. Aleyküm selam, aleyküm. Herkese. Aleyküm selam herkesten. İzleyenlerden, yorum yapanlardan, destekleyenlerden Allah razı olsun. Cümlemizden. İnşallah haftada bir ustamızla çekim yapıp İyi veya kötü bir şekilde paylaşacağız. Sizlerin beğenisine sunacağız inşallah. Siz de abone olup paylaşıp beğenirseniz biz de memnun oluruz. Herkese iyi seyirler, kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz herkese.